oldu dedim. Sultanım, ben sizi bulduğumda öylece uzanmış yatıyordunuz. Neredeydin? Sizi bu vaziyette görünce öyle korktum ki, vallahi bir türlü uyanmadınız. Ben de derhal buraya getirilmenizi sağladım. İstirahat etmeniz lazım. Sümbüla. Sultanım. Nerede buldun beni? Sultanım, hatırlamıyor musunuz? Siz Mihrimah Sultanımızı görmek üzere mermer köşke gitmiştiniz. Orada buldum sizi. Mihrimah nerede? O iyi mi? İyi sultanım, merak buyurmayınız. Gayet iyi. Siz çıktıktan hemen sonra Mihrimah Sultanımızla karşılaştım. Kendilerinin mermer köşke hiç gitmediğini öğrendiğimde... eyvahlar olsun dedim. Hürrem Sultanımıza tuzak kurdular. Sultanım, kalkmasanız. Neredeydin sen? İnşallah başını belaya sokmamışsındır. Has bahçede dolaştım biraz. Yoksa dairemden çıkmam da mı yasak artık? Ne dolaşması Hatice? Kimi kandırıyorsun sen? Ne yaptın Sürrem'e söyle. Hiç. Sohbet ettik biraz. Sana dikkatli olmanı söylemiştim Hatice. En ufak bir hatan başımıza büyük işler açabilir. Küçük bir çocukmuşum gibi davranmayı kes artık. Kimsenin aklına ihtiyacım yok. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. İnşallah Hatice. İnşallah biliyorsundur. Mihrimah, sen neredeydin? Dairene gelmeden önce neredeydin? Ben has bahçedeydim. Mermer köşke gideceğini bana söyledin mi? Ya da herhangi bir haber gönderdin mi bana? Validem, beni korkutuyorsunuz. Bu haliniz ne? Bir mesele mi var? Mihrimah, sualime cevap ver. Beni mermer köşke sen mi çağırdın? Hayır, Sümbül Ağa da sordu. Ben oraya hiç gitmedim. Validem.
çabuk. Hemen çağırayım zaten. Validem ne oldu size? Bilmiyorum. Benim uzakta uyaklaşma. Hatice'nin halini hiç beğenmedim Mercan. Bir şeyler sakladığı aşikar. Ne olmuş olabilir ki sultanım? Hürrem dönmedi mi hala saraya? Bir malumatım yok. Fakat arzu ederseniz derhal verelim. Neyse ki Hürrem sağ salim dönmüş saraya. Sen yine de gözünü dört aç. Bugün neler yaşandı bilmek istiyorum. Siz merak buyurmayın sultanım. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Cihangir'i buradan çıkarın. Mehmet'in dairesine götürün. Ne bakıyorsunuz sormayın. Hadi çabuk. Şehzademi buradan çıkarın. Hemen. Onu? Aslanım korkma. Şehzademin abilerin seni bekliyor. Onların yanında ol. Ben de sonra yanınıza geleceğim. Bir masanı onu götürün. Sultanım iyi misiniz? Bilime hayır. Kardeşinle git dedim sana. Bu her neyse Zahari olabilir. Hayır validem. Sizi yalnız bırakmayacağım. Derhal hünkârımıza haber ver. Hünkârım. Ya, ya. Kardeşim. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın sizi böyle karşılamak istemezdim. Mühim değil. Anlaşılan yine ilim irfan deryasına dalmışsın. Rahmetli büyük alim Ali Kuşçu'nun Er-Risalatül Muhammediye isimli eseri ulaştı elime. Aritmetik ilminden bahsediyor. Hünkârım, buyurmaz mısınız? Ferhat. Hünkârım. Buyurun efendi hazretleri. Hünkârımız için bahçeden taze meyve toplayın. Yanında da zencefil şerbeti getirmeyi unutmayın. Hemen efendim. Gel ya, ya. Otur. Nasılsın Yahya? Epey oldu görüşmeyeli. Sizi gördüm daha iyi oldum kardeşim. Asıl ben sizi merak ederim. Afiyettesinizdir inşallah. Ne sen sor benim halimi ne de ben söyleyeyim. Fahriye Hatun sen de uzak dur. Hala Sari olup olmadığını bilmiyoruz. Hanım, şimdi öğrendim. Allah esirgesin, nedir vaziyetiniz? Bir dilim hafif hatun. Nefesim daraldı ateş. Bana ne yaptılar? Haleme bak. Allah'ım sen koru sultanımızı ya Rabbim. Şehzademiz neredeler? Mehmet'in dairesine yolladım. Mihrim adı az evvel çıktı. Sümbül gözün evlatlarında olsun. Zinhar. Odama kimse girmeyecek. Siz merak etmeyin sultanım. Ben derhal hünkârımıza vaziyette izah ederim. Sarayda değiller. Epey oldu çıkalı. Döner dönmez haber veririz. Ne oldu hatun? Nedir bu illet? Zehir mi, hastalık mı ne? Konuşma! Hemen bir şey söylemek zor sultanım. Lakin zehre benzemiyor. Hı. Muhtemelen bir hastalık.
Ne hastalığı? Sari mi? Sari olduğunu zannetmem sultanım. Bazen üzüntüden ve sıkıntıdan böyle olur. Deri kabarır, döker. Ben bu kızarıklıklar için hemen bir merhem hazırlayacağım. Ahlat, aktiken ve çöven otundan bir merhem hazırlayıp sürmek icap eder ağa. Fahriyat, hadi hazırlayın. Hadi, çabuk çabuk. Senin kerametinden sual olunmaz Yahya. Estağfurullah hünkârım. Öyle, öyle. Hatırlar mısın, bir vakitler sana bir rüyamı anlatmıştım. Sen de bana mühim bir kararın eşinde olduğumu söylemiştin. İşte ben o kararı verdim Yahya. Lakin dediğin gibi can evimden keder eksik olmadı. İbrahim Paşa'm. Kaç mevsim geçti üzerinden. Kaç bahar, kaç kış artık bilemiyorum. Ne gecem gecedir, ne gündüzüm gündüz. Serin uykular haram oldu bana. Ateşler içerisinde yanıyorum Yahya. Hep aynı rüyayı görüyorum. Kanlı bir yatak içerisinde uyanıyorum. Kulağımda İbrahim'in sesi. Allah hakkı için söyle bana kardeşim, ne vakit dinecek bu acı? Ne vakit sönecek bu göğsümde yanan ateş? Ne vakit kısılacak bu kulağımdaki ses? Söyle. Dua edelim ki bu acıyla nihayet bulsun ömrümüz. Sen ne dersin kardeşim? Bazı acılar vardır ki hünkârım, insanın peşini bırakmaz. Mezarına kadar takip eder. Zira vicdanıdır belası. Ruhum hiçbir vakit huzur bulmayacak. Sen bunu mu söylersin? Dua edelim Allah size daha büyük bir acı yaşatmasın. Yatmadan önce bir kez daha tatbik etmek lazım sultanım. İyileşecek bu yaralar değil mi? Düzelecek. İnşallah sultanım. Ben elimden geleni yaptım. Biraz da uyuyup dinlenmekte fayda var. Ağzını sıkı tut hatun. Bundan kimsenin haberi olmayacak. Üzülmeyin sultanım. Bu illet her neyse söküp atacaksınız inşallah. Lakin dinlenmeniz şart. Uyumanız lazım. Hünkârımız nereye gitti? Malumatım yok. Afife hatun, dikkatli ol. Bu hadise gizli kalacak. Haremde dedikodu yayılsın istemiyorum. Nasıl arzu ederseniz sultanım. Sultanım, hala hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Gel. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Gel Nigar. Hatice Hürrem'le buluşmuş. Neler olduğunu anlatmıyor fakat bir şey olduğu belli. Sen biliyor musun? Bağışlayın sultanım. Ben sizin de malumatınız var sanıyordum. Sultanımız mermer köşke girdi. Bizim de dışarıda beklememizi buyurdular. Köşke giren ya da çıkan olmadı mı? Hayır Afife hatun. Epey vakit bekledik. Sonrasında da Sümbül ağa geldi zaten. İçeri girdiğimizde sultanımız yerdeydi. Bey gafiller. Köşkün önünde durmuşsunuz onca vakit. Nasıl kimseyi görmezsiniz? Hadi görmediniz. Nasıl yalnız bırakırsınız sultanımızı içeride? Kendileri öyle istediler ha. Fahriye Kalfa, sen neredeydin sultanımız çıktığında? Malumat verdim sana ağam. Şehzademiz Cihangir'le birlikteydim. Daha evvel ne oldu peki? Bütün gün ne yaptı sultanımız? Gelen giden olmadı mı hiç? Bir ara Nigar Hatun gelmişti. Zaten sultanımız ondan kısa bir müddet sonra çıktılar. Yahu daha evvel desene be Adem! Demek Nigar geldi. Nigar Hatun'u neredeyse bulun getirin hemen!
Kolay gelsin Celalzade. Sağ olun Paşa Hazretleri. Bir arzunuz mu vardı? Ağalar içeride olduğunu söyleyince bir bakayım dedim. Ayrıyetten sual etmek istediğim bir husus da var. Buyurun paşam. Mevzu nedir? Merhum İbrahim Paşa'nın malı mülkü, nakit akçeleri, altınları, hazine-i hümayun için müsaade edildi değil mi? Yapıldı elbet paşam. Baş defterdar icap eden muamelatı yapıp mallarını hazine-i amireye dahil etti. O halde hazinemiz ağzına kadar dolmuştur. Maktul Paşa'nın serveti herkesin malumu. Ailesinin hakkı olan kısım hariç, malı, mülkü, arazileri, mücevherler, altınları ve diğer varlıkları müsaade edildi. Fakat teferruatı hakkında tam bir malumatım yok Paşa Hazretleri. Arzu ederseniz tahkik ederim. İyi olur Celalzade. Babam döner dönmez hadiseyi ona anlatacağım. Kim yaptı bunu sevalide? Hatice Sultan mı yoksa? Eşim, telaş etme. Hala ne olduğunu bilmiyoruz. Kardeşlerin nasıl? Bir şey anlatmadı değil mi? Hayır. Ama Cihangir çok üzgün. Sürekli sizi sual edip durdu. Ben de biraz rahatsız olduğumu söyledim. Ay parçam benim. Mişima. Eğer bana bir şey olursa... kardeşlerin sana emanet. Validem. Mişima bana söz ver. Her daim onların yanında olacağını, gözün gibi sakını koruyacağına söz ver. Onları zalimlerin eline bırakmayacağına söz ver. Allah sizi başımızdan eksik etmesin halde. Ama içiniz rahat olsun. Size söz veriyorum. Kardeşlerimi her daim koruyacağım. Hayatım pahasına koruyacağım. Ne oldu Afifadun? Bir şey bulabildiniz mi? Malumat edindim sultanım. Siz mermer köşke gitmeden evvel Nigar Hatun ziyaretinize gelmiş. Şimdi Osmanlı bu mermer köşke gidecek. Paşam. Paşa Hazretleri. Hayrola Sümbüla. Paşa, Nigar Hatun'muş gelen, mermer köşke gitmeden gelmiş. Sümbüla, ne diyorsun sen? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Evvela bir sakin ol. Nedir mesele? Vaziyet kötü. Bunu kimsenin işitmemesi lazım. Sultanımızın başına bir hal geldi ki sormayın. Kâfi Hatun, kâfi. Gitmem lazım. Şeyhülislam'ı bekletmek olmaz, değil mi? Kaftanın da hazır efendi. Terzi Hikmet Efendi senin için hususi dikti. Ne de olsa vazifem mühim. Ne lüzum var İsrafı Hatun ha? Dün neysek bugün de oyuz değil mi? Öyle demeyin baba. Rumeli kaz askerisiniz artık. Bütün gözler üstünüzde olacak. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. Şu yüce devlete Şeyhülislam olsam ne fayda ha? Seni adam edemedikten sonra. Aa, hemen kızma efendi. Kötü bir şey demedik ya Ahmet'im. Senin iyiliğin için. Ne iyiliği Hatun ha? Ne iyiliği? Onun aklı fikri meyhanelerde, batakhanelerde. Bir gün olsa beni düşünse. Ha? Şu kötü huylarını bırakmaz mı? Ama nerede? O günleri görmek nasip olmayacak belli, belli. Elinize sağlık validem. Efendi, üzerine varmayalım. Bana söz verdi. Tövbe etmiş, gitmeyecekmiş o yerlere. Ne tövbesi Hatun ha, ne tövbesi. Üç gün sonra unutur gider o tövbesini, aynı haltı yer gene. Bunun Nigar Hatun'la ne alakası var? Duymadın mı paşam? Şah Sultan'la birlik içindeler. Belli ki sultanımıza bir şeyler yapmışlar. Bunun ne olduğunu mutlaka öğrenmemiz lazım.
Sen hareme dön. Sultanımızın yanından ayrılma. Ben icabına bakarım. Mehmah. Baba. Ne oldu? Neyin var senin? Validem iyi değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama hastalandı. İyi değil. Sen Şehzade Cihangir'in yanına git hatun. Ben buradayım. Sümbül'a kal demişti. Şehzademizlerle kadar ol. Ben beklerim sabaha kadar. Nesi varmış? Hekim kadın sıkıntıdan, üzüntüden olabilir dedi. Bana neden haber vermediniz? Süleyman. Hürrem, buradayım. Süleyman sakın dokunma bana. Süleyman gitme, ki bu ilet bulaşıcıdır. Allah'ım esirgesin. Afife Hatun, derhal Yahya Efendi'ye haber gönderin gelsin. Emredersiniz hünkârım. Hürrem'in daha sabah bir şeyin yoktu. Ne oldu sana böyle? Ben de bunu merak ediyorum. Bana neler yaptılar böyle? Paşam. Ben daha geç gelirsin diye düşünmüştüm. Hemen söyleyeyim de sofrayı hazır etsinler. Nereden geliyorsun sen? Saraya gitmiştim. Şah Sultanımız beni görmek istemişler. Malumat aldım. Dediklerine göre Şah Sultanımızın sadık bir hizmetkarı olmuşsun. Pek alakadar oldular benimle. Ben de razı geldim. Malum, herkesin sırtına dayadığı bir sultan olmalı etrafında. Öyle değil mi? Hürrem Sultanımızı da ziyaret etmişsin. Ne oldu? Neden gittin? Nedir bu sorgu sual? Konuşsana hatun. Ne söyledin sultanımıza? Hususi bir mesele hakkında malumat vermek istemiştim. Neymiş o? Hususi dedim ya paşam, bilmen doğru olmaz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sen mi karar vereceksin? Madem duymak istiyorsun, dinle. Mihrimah Sultanımızı görmüştüm. Hazbahçe'de Bali Bey'le birlikteydiler. Onu söylemeye gitmiştim. Ne var bunda? Sultanımız hünkârımızın müsahibiyle sohbet eder. Doğru diyorsun da paşam. Bu sohbet gözlerden ırak. Gizli saklı olmaz, öyle değil mi? Vali Bey, bu mektup size ulaştığında onu sıhhatle okumanız tek dileğim. Müsaaden. Kim kadın? İlaç neden tesir etmedi hala? Sabahı beklemek icap eder hünkârım. Validem hatırlamaya çalışın. Neden olmuş olabilir bu? Bilmiyorum Mehmet. Hünkârım. Yahya Efendi. Gel. Bu derdin dermanı sendedir ancak.
Geçmiş olsun sultanım. Duyunca üzüldüm. Allah şifa versin size. Amin Yahya Efendi, amin. Yahya Efendi bak. Bak. Ağrıları hayli fazla. Ateşi de vardı. Lakin hekim kadını düşürdü neyse ki. Bak. Sultanımın bugün ne yiyip içtiğini tetkik ettiniz mi? Edildi elbette. Şehzadelerimizle birlikte yemek yediler. Şükürler olsun kimsede bir şey yok. Ayrı bir şey yiyip içtiler mi? Hürrem? Hayır. Bilmiyorum, hatırlamıyorum ne olduğunu. Fenalaşıp kendimden geçmişim. Anlıyorum. Vücudunuza herhangi bir şey sürüldü mü? Yağ, lavanta suyu. Telaşlanmayın hünkârım. Bir hal çaresi bulacağız elbet. Sırgan otu, şahtere, sarımsak ve at kuyruğu otundan merhem hazırlayın derhal. Neredesin sen hatun? Sultanım. Ne oldu anlat çabuk. Hürrem Sultan da odada. Hünkârımız Yahya Efendi'yi getirdiler az evvel. Neler söyledi Hürrem? Hiç. Hiçbir şey hatırlamıyor Sultan. Hala. Sen kimse görmeden git artık. Olan biten her şeyi haber vereceksin bana. Emredersiniz. Sultanım, merakımı mazur görün. Hürrem Sultan'a ne yaptınız? Sorgu sual yok hatun. Senin vazifen sadece söylenenleri yapmak. Çekilebilirsin. Nesi var Yahya? Hekimlerin hakkı var hünkârım. Ekseriyetle üzüntü ve sıkıntı sebep olur. Bir çaresi var değil mi? Elbette şehzadem. Yüce Rabbim bir dert verirse mutlak surette dermanı da verir. Vaka her türlü hastalığın şifası tabiatta gizlidir. Yahya Efendi, istediğiniz merhemi hazırladım. Hala. Derhal kızarıklığın olduğu yerlere tatbik edin ve hemen sarın. Yalnız sıkı sarmamanız lazım. Daha fazla üzmeyin kendinizi sultan. Yahya Efendi mutlaka bir çaresini bulacaktır. Sağ olun Ali Bey. İnşallah dediğiniz gibi olur. Bana doğruyu söyle Yahya Efendi. Nedir bu işin aslı? Zehir olduğunu zannetmiyorum. Fakat bu ihtimali de göz önünde bulundurmak icap eder. Elinden ne geliyorsa yap kardeşim. Bu illetin şifası neyse bul. Bekleyeceğiz hünkârım. Duamızı edip bekleyeceğiz. Sultanım,
Hayırlı akşamlar inşallah. Size de hoş geldiniz. Bugün Ayas Paşa'yı ziyarete gittim. Paşa işlerini bahane ederek benimle konuşmayı kısa kesti. Anlaşılan odur ki seferdeki başarısızlığı onu pek üzmüş. Tövbe. Zira herkes benim zaferimi konuşuyor maşallah. Belli ki Vezir-i Azam haset içinde. Öyle. Haset insanın en büyük düşmanıdır. Bilhassa kullarımız için. Fakat dikkatli olmak lazım. Tıpkı haset gibi kibir ve gurur da insanın mahvına yol açabilir. Vallahi doğru söze ne denir? İbrahim Paşa da bu yüzden göçüp gitmedi mi? Bu saray onca mal mülk, haddi hesabı olmayan servete rağmen gitti. Hünkârımıza dost, Hatice Sultan'a eş olmasına rağmen gitti. Merak buyurmayınız sultanım. Allah kerim, bu herkesten evvel bana ibret olacaktır. Uzun bir gündü paşam. Yarın erken kalkmak istiyorum. Siz de odanıza gidip istirahat edin isterseniz. Sevmek seni, gerçi oluyordur günah bana. Her gün ziyade olur ise, ah veh bana. Ben şahı ışk olduğuma bu yeter değil. Her dem yanımca gözyaşı olur siper bana. Şahit değil mi ışkıma zahit bu rüyü zert? Yetmez mi sana gözyaşı olsa güve bana? İrir muhibbi iki cihanda muradına. Bir kez ki ger eyleyesin sen nigah bana. Elleriyle derdimize derman oldu yine. Nihayet geldin hatun. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Sultanımız nasıl ha? Dün akşam Rüstem Paşa söyledi. Çok merak ettim. Yine yüzümü kara çıkardın Nigar. Paşa zevcesi olunca uslanmıştır. Bir daha sultanımıza karşı bir hata yapmaz demiştim ama. Ne yapmışım ki ben? Sen çok iyi biliyorsun ne haltlar karıştırdığını. Hürrem sultanımızı kandırabileceğini mi sandın? Vallahi en başından biliyordu senin kimlere hizmet ettiğini. Hay Allah'ım bana sabır ver. Ne yapmışım ki de hele.
Hatice. Hoş geldin sultanım. Hoş bulduk. Beni görmek istemişsin. Müsaadeniz de vardı. Sultanım. Otur Hatice. Seninle anlaştığımızı sanıyordum. Hangi mevzuda? Hürrem. Bana bir söz vermiştin ama sözünü tutmuyorsun. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Nigar her şeyi anlattı Hatice. Hürrem'i ne yaptığınızı biliyorum. Benimle bir alakası yok. Vallahi orasını ben bilmem. Sultanımıza hesap vereceksin. Sultanım. Nasıl oldunuz sultanım? Afiyettesinizdir inşallah. İyiyim Zümbü. Yahya Efendi sağ olsun. Hızır gibi yetişti imdarıma. Geçmiş olsun sultanım. Duyar duymaz geldim. Sizi böyle gördüm ya, dünyalar benim oldu vallahi. Eminim öyledir Nigar Hatun. Gelin iyi oldu, ben de seni görmek istiyordum. O yüzden geldim sultanım. Sümbüla'ya da söyledim. Vallahi benim bir kabahatim yok. Rüstem Paşa'dan öğrendim vaziyeti. Dün beni ziyaret etmişsin. Neydi sebebi? Niye geldin? Nasıl? Hatırlamıyor musun sultanım? Suhaleme cevap ver Nigar. Ben Mihrimah Sultan'la alakalı konuşmak istemiştim. Neyse söyle. Senin bildiğin tüm bilanını saklayacak değil. Mihrimah Sultanımızla Bali Bey'i Hazbahçe'de görmüştüm. Onu haber vermek için gelmiştim yanınıza. Ne demek bu? Sen bir sultanı neyle itham ediyorsun? Haşa sultanım. Ben bilmek istersiniz diye söyledim. Malum, Mihrimah Sultanımız küçüklükten beri pek sever Bali Bey'i. Bu kadar mı? Başka bir şey söylemedin mi bana? Hayır. Çekilmemi istediniz, ben de çıktım. Sonra ne oldu bilmiyorum sultanım. En son seninle konuşmuşum. Sonra çıkıp Mermer Köşk'e gitmişim. Orada ne yaptılarsa bana... hala olanı bitene hazırlamıyorum. Bana anlatacaksın. Sultanım, ben bildiklerimi söyledim. Kes sesini! Şah Sultan'ın yanından ayrılmıyorsun. Bilmiyor muyum? Sultanım, sizi temin ederim ki... Ağlar! Buyurun sultanım. Alın götürün şunu. Rüstem Paşa'ya teslim edin. Boğdurup çuvalla boğaza atsın. Sultanım. Ne diyorsam onu yapın. Böyle yılanlar istemiyorum artık etrafımda. Sultanım. Sultanım vallahi benim bir günahım yok. Hatice Sultan'ın emriydi bu. Ne dedin sen? Bana evladımın yerini bildiğini söyledi. Onunla tehdit etti beni. Dediklerini yaparsam onu bana geri vereceğini söyledi. Nigar, ne yaptılar bana? Size büyü yaptılar sultan. Sultanım. Rüstem Paşa. Az evvel işittim. Hürrem Sultanımızın sağlığı düzelmiş. Çok sevindim. Öyle. Hepimiz çok korkuttu. Ama şimdi iyi. Hayırlı sabahlar sultanım. Size de hayırlı sabahlar Bali Bey. Nasılsınız? Sıhhatinize duacıyım sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Sağ ol. Ben valideme bakayım.
Bahri Bey, görüyorum ki sarayda olmaktan son derece memnunsunuz. Hala Diyarbakır'a gitmediğine göre sen de öyle. Şu seferin yorgunluğunu bir atlatalım da elbet gideriz. Hem payitahta halletmem icap eden çok iş var. Hünkârımızın yanına da bu yüzden geldim. Şimdi olmaz. Hünkârımız istirahat ediyorlar. Daha sonra arz odasına geçecekler. Diyeceğinizi orada dersiniz. Sultanım. Müneccim, başına her şeyi anlatacaksın İlker. Sultanım, yemin ederim ki fazla bir malumatım yok. Tek bildiğim kara büyü yapıldı. Başka da bir şey bilmiyorum. Kara büyü mü? Doğrudur müneccim başı. Kara büyü yapmışlar. Sultanım, döküntülerden başka bir şey tezahür etti mi? Hayır, onlar da geçici zaten. İyiyim şimdi. Ne büyüsüymüş bu? Öldürmek maksadıyla yapılır sultanım. Öyle bir illettir ki bu. İnsanı içten içe, günden güne eritir. Yemeden içmeden keser. Uykusuz bitap düşürür. Şerrül vesvâsıl hennâsillezî vesvesu fî sudûrinnâs. Sen yılan. Nasıl yaparsın bunu Nigar? Sultanım, yemin ederim ki ben de bilmiyordum böyle olacağını. Sonradan öğrendim. Sultanım, müşteri olun. Böyle bir büyüyü kimse yapamaz. Müstahil. Sümbül Ağa, yapmışlar işte. Duymadın mı? Ben de ihtimal vermem sultanım. Bugüne kadar ne gördüm ne işittim. Hele ki bir Müslüman asla cesaret edemez böyle bir şeye. Büyük günahtır. İbreti alem için herkesin gözü önünde kellesi alınır. Bilmiyorum sultanım. Bildiğim ne varsa anlattım zaten. Hünkârım, daha evvel kısaca arz etmiştim. Adalet nizamında bir aksama mevzu bahis. Malumunuz üzere medrese mezunu kadı adayları ulema sayesinde mülazemet nizamına girerek kadılık tarikine adım atarlar. Kadılık beklerken gene ulema yanında çalışarak mesleki tecrübeler kazanırlar. Ancak bu hususta bir hudut olmadığından ve kaz askerlerin bekleme usulü hilafına yaptıkları işler sebebiyle nizam bozuldu hünkârım. Ben daha evvel İstanbul kadısı iken kaz asker efendilere bu durumu arz etmiştim. Fakat kendileri kabul etmemişlerdi. Kadı Tariki ile ilgili senin teklifin nedir Ebu Suud Efendi? Hünkârım, mülazımlar için her birine ayrı ayrı defter tutma usulü tatbik edelim diyorum. Ayrıca ulemanın her birine makamına göre yetişmiş talebeleri için ne kadar mülazım istiyorlar bunu tespit edelim. Ve kabiliyetli adaylar için de 7 yılda bir umumi nöbet usulü tespit edelim diyorum. Sen ne dersin Lütfi Paşa? Hünkârım, siz en iyisini bilirsiniz elbet. Ama Gazasker Efendi yerden göğe kadar haklı. Adalet her şeyden mühim. Adalet dağıtan makamlar adil nizamlardan gelmezlerse kendileri nasıl adil olurlar? Doğru söylesin paşa. Kaz asker efendi, düşüncelerin makul. Teferruatıyla mülazemet kanununu bir an evvel hazırla. Hünkârım, uzun zamandır üzerinde çalıştığım için tez zamanda tasdik etmeniz için size sunacağım. Âlâ, çekilebilirsiniz. Hünkârım, bir husus daha var.
Paşam? Hayırdır Celalzade? Rüstem Paşa ne istiyor senden? Rahmetli İbrahim Paşa'nın servetiyle alakalı malumat istediler paşam. Hmm. Nereden icap etmiş? Bütün malı mülkü hazine için müsaade edilmedi mi? Elbette paşam. 20 kere 100.000 altın müsaade edildi. Fakat Rüstem Paşa bunu az buldular. Hesaplarına göre 50 kere 100.000 altın daha olması lazımmış. Sen ne diyorsun Celalzade? Bu hazine-i Humayun'un bir senelik gelirinin yarısına tekabül eder. Tam bir şey söylemek mümkün değil paşam. Fakat Rüstem Paşa'nın hakkı var. Ciddi bir meblağın kayıp olduğu aşikar. Hünkârım, emriniz üzere Hürrem Sultan'ın imareti için arazi tahsis edildi. Arzu ederseniz emir buyurun mimarbaşı Alaaddin Ali Ağa çalışmalara başlasın. Âlâ. İcap eden bütün çalışmalar yapılsın. Lakin çizimleri bizzat görmek isterim. Elbette sultanım. Sizin ve Hürrem Sultan'ın kıymetli fikirlerini almak icap eder. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, bir husus daha var. Merakımı mazur görün. Lakin sizi pek sıkıntılı görmekteyim. Acaba uykularınız hala düzene girmedi mi hünkârım? İyiyim ben Hoca Çelebi. Sultanım. Yakarım ben. Ne olursa olsun Hatice. Bana anlatmalıydın. Benden habersiz attığın adımların nelere sebebiyet verdiği malum. Neden anlamıyorsun? Benim bu hayattaki en büyük korkum İbrahim'i kaybetmekti. Bundan böyle beni hiçbir şey korkutamaz. Hiç kimse de durduramaz. Hürrem, ne oluyor? Nasıl girersin böyle? Ne yaptınızsa başaramadınız. Şimdi falcılardan, büyücülerden mi medet umuyorsunuz? Bu kadar mı çaresiz kaldınız? Hürrem, neden bahsediyorsun sen? Anlamıyorum. Sakın inkar etmeye kalkmayın sultanım. Bana mermer köşkte ne yaptığınızı Nigar'dan öğrendim. Bana büyü yapmışsınız. Kara büyü. Ne büyüsü Hürrem? Böyle mesnetsiz, çirkin bir ithamı nasıl yakıştırırsın kardeşime? Hem de böyle bir hatunun lafıyla. Sultanım, bu hatun aylardır sizin hizmetinizde. Yoksa memnun değil misiniz? Ercan Ağa, sultanımızı arabasına kadar refakat et. Bir adım daha atarsan senin kelleni alırım. Bir diyeceğin varsa otur konuşalım Hürrem. Ama böyle bağırıp çağırırsan seni dinlemem. Ben değil sultanım. Nigar otursun. Zira o da sizler gibi İbrahim Paşa'nın arkasından gözyaşı döküyor. Sakın! Sakın rahmetlinin adını ağzına alma. Sultanım, size Allah'tan sabır diliyorum ve tevekkül içinde olmanızı tavsiye ediyorum. Ama illa intikam almak istiyorsanız hünkârımızın karşısına çıkın. Zira İbrahim Paşa'nın ölüm emrini ben veremedim. Vermedim. Aferin Nigar. Belli ki Hürrem anlattığın her şeye inanmış. Münneciğim başını çağırdı hemen. Büyüyü anlatırken yüzünün halini görecektiniz. Beter olsun. Yalnız sultanım, Saliha Hatun'u pek gözüm tutmadı. Hakikaten büyü yapmış olmasın? Dediğine göre Hürrem'in kalbine bir ateş düşecekmiş. O ateş her gün biraz daha büyüyecek. Ve yakıp kavuracakmış onu. Sana inanamıyorum Hatice. Öyle bir sahtekarın lafına nasıl itibar edersin? Hürrem'in halini görmedin mi?
Gözlerinde korku vardı. Hatun'un bahsettiği ateş bu işte. Fahriye Kafa. Şehzade Cihangir nerede Gülsüm? Şehzade Mehmet'in yanındalar hala. Hürrem Sultanımız neredeyse döner. Şehzademizi görmek isteyecektir. Git getir. Gidiyordum zaten. Şehzadem, emriniz üzere gümrük emini Mahmut Efendi geldi. Şehzade Hazretleri. Nasıl böyle bir hata yaparsın efendi? Signora Gabriela'nın gemisine ait olan evrağın eksik olduğunu söylemiştin. Oysa eksik evrak bu sabah aramada senin dairende bulunmuş. Affınıza sığınıyorum şehzadem. Belli ki bir hata olmuş. Evraklar karışmış. Böyle mi izah ediyorsun? Evrağın düzenli bir şekilde tasnifi mühim. Sizin hatalarınız yüzünden mağdur olan tüccarlarımız var. Kadıları da müşkül duruma düşürüyorsunuz. Derhal gerekeni yapacağım şehzadem. Sen değil efendi. Bu vazifeye layık olanlar yapacak. Sultan Süleyman'ın adaletine olan inancı hiç kimsenin sarsmasına müsaade etmem. Seni azlediyorum. Yıkıl karşımdan. Affedin şehzadem. Bağışlayın beni. Hazretleri Paşa. Buyurun. Şehzadem, kapıdan paşa. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Hoş bulduk şehzadem. Size layık değil fakat bu nacizane hediyemi kabul buyurursanız beni memnun edersiniz. Sağ ol kapıdan paşa. Aldığım en güzel hediyelerden biri. Gel oturalım şöyle. Signora Gabriela. Ne oldu Antoine? Kimmiş gelen? Şehzade Mustafa'nın bir ulağı signora. Gemiden mallarınızı indirmek için hususi müsaade verilmiş. Tanrı şehzademizi korusun. Bizi büyük bir dertten kurtardı. Derhal bunu Smirne Limanı'na ulaştır Antoine. Dönüş yolunda birçok adayı fethettim şehzadem. İtalya kıyısı boyunca uzanan diğer adaları da aynı akıbet bekliyor. Anlaşılan hünkârımız bir kez daha sefere çıkma niyetinde. Öyle. Venediklilerin Akdeniz'de yelken açmaması için o adaların bizim elimizde olması lazım. Malum bu yüzden çekilmeye mecbur kaldık. Fransa söz verdiği gibi Kuzey İtalya harekatını tamamlasaydı, Venedikliler buna cesaret edemezdi. Vaka bunun böyle olacağı belliydi. Hünkârımızı ikna etmek için ne gerekiyorsa yaptım fakat fayda etmedi. Eğer kuşatmaya devam etseydik, mutlak surette almıştık kaleyi. Ancak hünkârımız böyle münasip gördüler. Sonra düşününce hak verdim kendilerine. Kale düşse bile devam edemezdik. Rahmetli İbrahim Paşa'nın yokluğu hissedildi öyle değil mi? Hünkârımız bu yüzden döndü. Ayas Paşa. İyi bir devlet adamı olabilir ama iyi bir serdar olmadığı aşikar. Doğrudur elbet. Sulh zamanı paşa olmak kolay. Zaten kurulu bir nizam var. Aynen devam eder. Mühim olan harp zamanını yaptığınızdır. Eğer varsa bir hikmetiniz, o vakit belli olur. Neyse ki Lütfi Paşa mühim başarılar elde etmiş. Öyle Taşlıcalı, öyle.
Hünkârımızın takdirine mazhar oldular. Eğer böyle devam ederse Ayas Paşa'yı yerinden edeceği muhtemel. Hünkârımız nasıl peki? Saat yerinde çok şükür şehzadem. Ancak eskisi gibi değil. Pek konuşmuyor. Neler düşündüğünü, neler hissettiğini anlamak zor. Sanki görünmez bir zırh var üzerinde. Ve öyle zannediyorum ki bundan sonra hiç kimse o zırhın arkasına geçemeyecek. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Gelsin. Nasılsın Hatice? İyiyim hünkârım. Evlatlarım için iyi olmaya mecburum. Mustafa'm nasıldı? Mahidevran nasıl? Sağ olsunlar. Hem şehzadem hem de Mahidevran en iyi şekilde ağırladılar beni. Âlâ. Hünkârım. Şah-ı Uban benim sarayıma yerleşmiş. Kendisiyle görüştüm. Eğer sizin de müsaadeniz olursa sarayıma tekrar taşınmak isterim. Burada benim yanımda olman daha münasip olur. Bu sarayda hatıralarım var benim. Mazim var. Müsaade edin hiç değilse böyle huzur bulayım. Bu şekilde huzur bulamazsın Hatice'm. Hatıralar ancak senin yarını deşer, kanatır. Bu yüzden mi ona ait her şeyi yok ettiniz? Bu yüzden mi bir mezarı bile olsun istemediniz? İtiraz etmeyeceğim hünkârım. İsyan etmeyeceğim. Bana reva gördüğünüz her şeye razıyım. Günlerde kullanmak nasip etsin.
Muazzam hediyeniz için minnettar. Hünkârım, emriniz üzere şehzademizin nalası Cafer Paşa'dan tafsilatlı malumat geldi. Bahsi geçen hususlar külliye nasılsızmış. Siz seferdeyken şehzademizin Manisa'dan hiç ayrılmadığı teyit olundu. Lala Cafer Paşa ayrıca bir mektup yazdılar size hünkârım. Teferruatlı malumat vermişler. Âlâ. Bahtiyar ol Mustafa Paşa. Hayli hayırlı bir haber getirdin. Hünkârım. Venedik Palyosu'nun kabulü için paşalarımız huzura çıkmayı beklerler. Gelsinler. Signor Ludovisi, aitnameye aykırı hareketlerinizi ve devleti aliyeye ihanetinizi nasıl izah edeceksiniz? Çok merak ediyorum. Lütfü Pasa Hazretleri, inanınız ben de sizin kadar üzgün... Dojunuz Andrea Gritti'ye haber yolla. Zira sarayını başına yıkacağız. Evelallah. Lütfü Paşa! Kendine hakim ol. Rabbime şükürler olsun ki ben kendime hakimim paşam. Fakat Venedikli taifesine bu kadar itimat etmeseydiniz... mutlak zaferle dönerdik seferden. Lütfi Paşa yerden göğe kadar haklı. Onu bunu İbrahim Paşa taraftarı diye yaftalamakla vakit geçirmek yerine... Venedikli'ye dikkat etmeliydik. Laflarına dikkat et. Nasuh Efendi, haddini aşma. Hakikat bu paşam. Herkesin malumu. Sultanım. Hayırdır Rüstem? Mühim olduğunu söyle. Sultanım. İyi değilsiniz siz. Yorgun gözüküyorsunuz. Rüstem ben iyiyim, iyiyim, iyiyim. Ne söylemek istemiştin? Malumunuz. İbrahim Paşa'nın neyi var neyi yoksa külliyen hazine için müsaade edildi. Lakin nakit altınlar bir hayli eksik çıkmış. İbrahim Paşa'nın cismi göçüp gitti lakin ruhu hala aramızda dolaşıyor sanki. Her laf dönüp dolaşıp ona geliyor. Meblağ bir hayli yüksek sultanım. En az 50 kere 100 bin altın kayıp. Mücevherler de var tabii. Malumunuz. Paşa kıymetli taşlara pek meraklıydılar. Nerede olabilir bu mücevherler ve altınlar? Ani bir ölüm olduğu için paşanın tedbir aldığını zannetmem. Bu yüzden de mutlaka sarayında bir yerde gizlenmiştir. Rüstem Paşa bu para düşmanlarımın eline geçmemeli. Ben de öyle düşünmüştüm sultanım. Ama belki de çoktan ele geçirmiş olabilirler. Eğer öyleyse ifşa etmek lazım. Zira hazineye devredilmesi icap eden bu paraya el koymak büyük suç. Koy sen yastıkları koy bir an önce. Yahu kızlar elinizi çabuk tutun biraz.
oluyor burada? Sultanım, dairenizi arattım. Büyü meselesiyle alakalı muhakkak bir şey koymuşlardır dedim ama bir şey çıkmadı. Hatunlar, bitmedim daha yatağın işi. Elinizi çabuk tutun biraz. Sultanım, çarşaflığımızı da değiştirttim. Maazallah neler duyuyoruz. Sümbül Ağa, ne büyüsü. Safsata bunlar. Sultanım, öyle demeyin. Biz tedbirimizi alalım da. Tamam, tamam. Eğer işiniz bittiyse ben biraz dinlenmek istiyorum. Ziyadesiyle yorgunum. Emredersiniz sultanım. Hatunlar, haydi çıkın. Sultanımıza bir rahat verelim. Haydi. Venedik balyosu Daniello Lodovisi. Sultan Süleyman Han Hazretleri, huzurunuzda bulunmak büyük şeref. Dojumuz Andrea Gritti'nin... Ayas Paşa. Lodovisi Efendi'ye bir sor bakalım, bu tacı bilir miymiş? Malumatım var Yüce Sultan Hazretleri. Venedik'in en meşhur kuyumcuları Caorlina ailesi tarafından hazırlandı. Tarafı şahanenize gönderilmezden evvel Doge Sarayı'nda teşhir edilirken görmüştüm. Ayas Paşa, bu tacın üzerinde 50 adet elmas, 44 adet yakut, 27 adet zümrüt, 49 adet inci ve bir tane de oldukça iri bir firuze taşı var. Bu tacın kuyumculuk tarafı. Ancak bu taç Roma İmparatorluğu da dahil olmak üzere bugüne kadar var olmuş bütün imparatorlukların mirasçısı olduğumuzun ve bugün cihan hükümdarlığımızın alametidir. Ve bu taç dostlarımıza hürmetimizi, düşmanlarımıza da kahredici gücümüzü gösterir. Biz Venediklü taifesinin benim bu tacımın altında merhametimize sığındığını zannederdik. Biz Cihan Sultanı'nın ebedi dostuyuz. Madem dostlar, o halde neden ahitnameye aykırı davranıp Şarlke'nin yanında yer aldılar? Yüce Sultanımız bilmeliler ki biz asla ihanet içinde olmadık. Bazı kaptanlarımız merkezden habersiz kadırgalarınıza saldırmışlar ama icap eden cezaları aldılar. Venedik dostluğa mugayir davranıp Şarlke'ne destek verdi. Biz onları defaatle ikaz ettik. Fransa kralının yanında yer almalarını istedik. Lakin bizi dinlemediler. Biz Fransa'ya destek vermedik. Lakin Şarlke'nin yanında da yer almadık. Aramızdaki ihtilaf bazı münferit hadiselerden meydana geldi. Venedik Cumhuriyeti zararınızı tazmine hazırdır. Bunun için hayli geç. Madem ahitnamelere riayet edilmedi, o halde neticelerine katlanılacak. Ayas Paşa, irademdir. Venedik'e ticarette tatbik edilen gümrük resimleri arttırılacak. Ve bundan böyle Venedik kadırgaları Akdeniz'de emniyetle seyir edemeyecekler. Sultanım. Bu meclis burada sona ermiştir, çekilebilirsiniz. Bir yanda Sultan Süleyman, bir yanda Şarlken. İkisi de Roma İmparatorluğu'nun mirasına sahip çıkmak niyetinde. Kayser olma hayalindeler. Onlar Cihan İmparator olayım derken arada olan bize oluyor. Hakkınız var. İki devin arasında kaldık. Venedik küçük bir devlet olsa da donanmamızla hiç kimse boy ölçüsemez. Barbaros Türk donanmasını başımıza bela etmesin. Barbaros büyük bir denizci. Ama bir adam ne yapabilir? Kadırgaları yapacak o kadar ustaya ve gemileri komuta edecek 100'den fazla tecrübeli kaptana ihtiyaçları var.
Sultanım, Signora Gabriel'e geldiler. Huzura kabul edilmek isterler. Al içeri. Signora. Sultanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sultanım. Buyurun. Size ve Şehzade Mustafa Hazretlerine şükranlarımı sunmak istedim. Şehzademizin adaletine bir kez daha hayran kaldım. Ve elbette sizin. Açıkçası meselenin bu kadar kısa zamanda çözüldüğüne hala inanamıyorum. Beni kabul ettiniz, yardımcı oldunuz. Tanrı sizi ve şehzademizi korusun. Amin. Söylemiştim size. Aslanımın haksızlığa tahammülü yoktur. Hadisenin çözülmesi beni de memnun etti. Sayenize sultanım. Eğer münasip görürseniz şehzademizi de ziyaret etmek isterim. Şehzadem. Validem. Signora Gabriela yardımlarından dolayı müteşekkir sana. Signora. Şehzade Hazretleri. Sayenize büyük bir zarardan kurtuldum. Yaptıklarınız benim için çok kıymetli. Sizin namınıza sevindim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım şehzadem. Şahsıma gösterdiğiniz alaka takdire şayan. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Teşekküre lüzum yok Signora. Bir hata yapılmış. Bahsettiğiniz evrak bulundu. Haklı olduğunuzu anlayınca derhal icap edenin yapılmasını buyurdum. Kadı Efendi de davanızı yeniden görüp hükmünü verdi. Elbette böyle bir hata hoş görülmez. Birçok kişi azledildi. Siz olmasaydınız bu hata ortaya çıkmazdı şehzadem. Bu yüzden size minnettarım. Sultanım, bir akşam sizi ve şehzademizi kendi konağımda ağırlamaktan şeref duyarım. Olur tabii. Geliriz değil mi şehzadem? Elbette. Gel. Şehzadem, Ayşe Hatun ve Nergis Şah Sultan geldiler. Arzu ederseniz daha... Alın içeri. Şehzadem, müsaadenize ben artık gideyim. Sultanım, şehzadem. Mahalle Bey'in odasına bırakmanı istiyorum. Dikkat et, kimse görmesin. Emredersin sultanım. Hünkârım. Rüstem Paşa kapıda. Mühim olduğunu söylemiş. Gelsin. Paşa Hazretleri, hünkârımız sizi bekliyorlar. Hünkârım. Rüstem, nedir mesele? Hünkârım. Söyle. Hünkârım, Celalzade'den malumat aldım. İbrahim Paşa'nın servetinin ancak bir kısmı müsaade edilmiş. Nasıl? Müsaade edilen okudun miktarı neymiş? Gayrimenkullerinin, mücevherlerin ve hususi eşyaların yanında 20 kere 100 bin duka hünkârım. Hesaplara göre 50 kere 100 bin duka kayıp. Altınların bulunması icap eder. Biraz da seferden sonra bu nakite ihtiyaç var. Malum oldu, çekilebilirsin.
Vali Bey, bu meseleyle bizzat alakadar ol. İşin aslını bilmek istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Seferden döndüğünüzden beri uykularımda bile daha emniyetteyim sanki. Sizi bir kez daha görünce sizden evvelki zamanların içliğini anladım. Günlerimin aydınlığıyla yüreğim de aydınlanıyor. Bu kuvvetli hislerin sizde de karşılık bulmasını umarak cevabınızı bekliyorum. Hayırdır? Ne yapıyorsun sen burada? Seni bekliyordum. Nicedir aramızda manasız bir husumet var. Buna son vermenin vakti geldi de geçiyor. İnşallah sen de benim gibi düşünüyorsundur. Benim hiç kimseyle husumetim yok paşa. Olsun da istemem. Hala. Demek ki aynı fikirdeyiz. Konağı pek beğendim. Oldukça zevkli döşenmiş. Teşekkür ederim sultanım. Sarayınızın güzelliği yanında sönük kalır. Çoğunlukla burada mı kalıyorsunuz? Hayır şehzadem. Sakız Adası'nda kalıyorum. Oğlunuz orada mı? Evet sultanım. Çok özledim onu. Bana pek düşkündür. Bu konak belki bilirsiniz. Manisa eşrafından tüccar Umur Bey'e ait. Umur Bey'i tanırım. Saygıdeğer bir tüccardır kendisi. Burayı ondan kiraladım. Kendisiyle aynı zamanda çeşitli malların müşterek ticaretini yapıyoruz. Sakızlı papaz yanisi. Mutlaka tatmalısınız sultanım. Cenevizliymiş. Kim? Şehzademizi görmeye gelen hatunu diyorum. Hı, evet. Cenevizli bir tüccar. Güzel kadın ama. Şu an onun konağındalar değil mi? Evet, yemekteler. Neden soruyorsun bunları hatun? Şehzademizin işine karışılmaz. Hem bu kadını bilip ne yapacaksın? Hiç. Ben merak ettim sadece. Hakkınıza çok şey duydum şehzadem. Öyle mi? Ne diyorlar? İyi şeyler duydum hep. Sizi hem çok seviyorlar hem de çekiniyorlar. O halde doğru yoldayım demektir. Zira bir şehzade her iki vasfa da sahip olmalı. Ne vakit döneceksiniz Sakız Adası'na? Gemideki mallar indiriliyor. Ardından kuru incir ve kuru üzüm yüklenecek. Ben de gemiyle dönerim. Sizi asıl orada ağırlamak isterim şehzadem. Osmanlı toprağı olmayan bir yere ancak fethetmek üzere giderim seniora.
Oğlunuz neden sizinle gelmedi? Birkaç günlüğüne gelmiştim. Sonra malum hadise olunca mecburen kaldım. Şehzadem, size minnettarım. Şehzadem, gidelim mi artık? Biraz dinlenmek istiyorum. Aile, kalkın. Bu güzel yemek için teşekkür ederiz diyorum. Şeref duydum sultanım. Sizi ağırlamak herkese nasip olmaz. Gitmeden mutlaka görmek isterim sizi. Memnuniyetle sultanım. Şehzadem, siz de memnun kalmışsınızdır umarım. Elbette. Hayırlı geceler. Validem. Thank you.
yaptınız bana? Hürrem. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmuyorum. Sultanım. Bırakın beni. Sakin olun sultanım. Odasına götürelim. Buradasınız demek. Sultanımıza ılık bir süt hazırlayın. Afife Hatun. Hatice'nin odasında gördüğüm o hatun kimdi? Saliha Hatun'u mu diyorsunuz? Hatice Sultan'ın hizmetinde bir kalfa. Manisa'da hizmetini görmüş. Sultanım. Neden hala kıyafetim hazır değil? Gelmek üzeredir. Sultanım, zannediyorum bu sizin. Ne bu? Kim göndermiş? Bilmiyorum sultanım. Yatağınızın üzerine bırakılmıştı. Çekilebilirsin. Kıymetli sultanım. Ömrüm vefa ettikçe sizi ve hanedanımızı korumakla vazifeli olduğumu bilmenizi isterim. Bunun ötesinde hayallere kapılmam mümkün değildir. Devlet-i âliyenin sadık bir neferi olarak size karşı hususi hisler beslemem mevzubahis dahi olamaz. Beni anlayacağınızı umuyor ve sizden affımı diliyorum. Malkoçoğlu Vali Bey. Hürrem'in halini görecektin. Delirmiş gibiydi. Bu halini gizli tutmaya uğraşıyor ama nafile. El altından haber yayıldı. Haremde işitmeyen kalmadı. Herkes hakkında konuşmaya başladı bile. Hürrem'in sonu yaklaştı. Hatice. Nihayet yüzün güldü. İnşallah dediğin gibi olur ama ihtiyatlı olmakta fayda var. Hürrem bu. Asla hafife alma. Bu daha hiçbir şey. Anasından emdiği sütü burnundan getireceğim ona. Sultanım. Hayrola Mercan'a? Bostancıbaşı geldi sultanım. Yanında da onlarca bostancı var. Hünkârımızın emriyle sarayda arama yapılacakmış. Hürrem Sultan hastalanmış. Gerçekten mi? Evet, yeni duyduğum gibi. Bilmem, hali kötü diyorlar. Demek o yüzden bir şey oldu. Allah korusun. Nesi var acaba? Yok, aklını yitirdi diyorlar. Gerçekten mi? Koskoca sultan. Kim kadın diye bir çağrı bulmuş. Ne aramasıymış bu? Nereden icap etmiş? Sultanım, İbrahim Paşa'nın serveti eksik müsaade edilmiş. Altınların sarayda gizlendiği düşünülüyor. Git söyle onlara. Defolup gitsinler. Asla giremezler. Buraya izin vermem. Sultanım, ellerinde yüce hünkârımızın emri var. Mecburuz. Sen niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Bir sakin ol Hatice. Bırak arasınlar, biz yukarı çıkalım. Hayır. Yeter artık.
Hayırlı sabahlar sultanım. Size de. Hünkârımız odasında mı? Evet. Kötü bir şey mi oldu sultanım? Canınız hayli sıkkın gibi. Sizi alakadar etmez. İzin verin hünkârımıza haber verelim. Zümbül sana hayır dedim, ısrar etme. Hünkârımız beni böyle görmesini istemiyorum. Biraz dinlenmen kafi. Öyle demeyin sultanım. Hünkârımız duyarsa ona söylemediğimiz için bize çok kızacaktır. Kimse konuşmazsa nereden bilecek Zümbül? Yoksa... çabuk mu? Sultanım, dün geceden sonra harem çalkalanıyor. Herkes sizi konuşuyor. Vallahi ne yapacağımı bilemedim. Sultanım nereye? Gülsüm. Sultanım. Ayağa kalkmanız iyi olmaz. Zinhar dinlenmeniz lazım. Sen dışarı çık. Çık. Kötüme hemen kıyafetlerimi hazırla. Validem kimseyi yana yaklaştırmıyor baba. Beni bile. Garip davranıyor. Son gördüğümde saati yerindeydi. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Sabah dairesine gittim. Beni içeri almadılar. Ben de kim kadını çağırdım. İyi olduğunu söyledi. İyidir o halde, merak etme. Hem ben göz kulak olurum. Gel. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Alın içeri. Hünkârım, müsaadeniz olursa yalnız görüşmek isterim. Destur, Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Sabah Şahı Baba'nı ziyarete gittim. Ancak bostancılar geldi. Sarayı aramak için. Emri sizin verdiğinizi söylediler. Doğru Hatice'm, ben öyle istedim. Daha evvel müsaadere yapılmıştı zaten. Eksik olduğu tespit edilmiş. Kaidelere göre tamamının müsaadere edilmesi icap eder. Şahren sen de hakkını alacaksın evet. Kaideler. Öyle mi? Merak ediyorum. Onu idam ederken neden kaidelere uymadınız? Uykusunda, haberi bile yokken öldürmek midir adalet? İftar için çağır, sonra sinsice canına kıymak mıdır adalet? Bir mezarı bile çok görüp kurda kuşa teslim etmek midir adalet? Dışarı çık Hatice. Siz cihan padişahı olarak kendi iradenizle korumaya söz vermiştiniz İbrahim. Fakat sözünüzü tutmadınız. Da size adil değil. Ancak zalim yapar. Dışarı çık Hatice. Bir daha da gözüm görmesin senin. Sultanım.
verdin bana. Bu daha hiçbir şey. Cehennem.